Günaydın Erbey Bey. Sabah maratonuna hazır mısınız? Günaydın. Korktun mu? Yok. Evet arkadaşlar, bugün güneş doğuyor baba sanki. Aç bakalım. Ha, güneş kıpkırmızıydı karşısı. Güneş doğarken. Evet Erbey Bey. Görevinizde, işinizde bugün hayırlı işler dilerim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sabah 6.30'da işimiz başladı arkadaşlar şu anda. Bakın. Evet. Maraton için kara lastiklerimizi giyiyoruz. Önce Zümrüt'e günaydın diyecek. Şimdi yerler çizgi olduğu için tavukları salmıyoruz. Çıtırama be kapı, çıtırama. Gece burayı böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın belki bunu daha önce göstermemiş olabilirim. Burayı böyle kapatıyoruz. Bir şey gelmesin diye. Kapıyı. Güneş daha yeni doğuyor. Yerler yağmur çisesi. Geceden. Kuşlar ötüyor. Kargalar bağırıyor. Zümrüt'ün yanına gidiyor. Tavuklar tepinmeye başladı kümeste. Sesi duydular ya. Aynen kilidi var. Kalkmışlar mı? Tabii kapı açılırken anlıyorlar sabahtan. Yumurtamızı böyle sobanın üzerine koydum. Arkadaşlar sabah kahvaltısı hazırlıyoruz. Burada sobanın üstünde çayım kaynadı. Çayımı demliyorum. Şimdi burada da biliyorsunuz bahçeden kabak koparmıştım. Bu kabağımı doğrayacağım. Yaptın mı? Yapmış. Buna da kızartma yapacağım arkadaşlar sabah kahvaltısına. Babam da ineğin yemini hazırlamış. Annem de şimdi ineği sağmaya gidecek. Evet arkadaşlar. Günaydınlar tekrardan. Böyle kabağımın kabuğunu soyuyorum. O kadar tazeymiş ki zaten bıçak değdiği gibi gidiyor. Annem de buraya tencereye çökelek koymuş sabahleyin. Sobanın üstüne kestirdik de şimdi orada birazcık kaynasın diye aldık oraya. Azıcık kaynayınca alacağım değil mi anne? Kabağı zamanına kadar mı kaynasın? İşim bitince öyle. Böyle. Ve top kabakları içinde böyle çekirdekler oluyor. Bunları böyle ayırıyoruz. Daha taze olduğu için. Normalde böyle kabuğuyla bile kızartabilirsiniz arkadaşlar. Güzel oluyor. Babam şimdi ineğin yemini veriyor. Hemen annem bekliyor ara. Çünkü karanfil yem önündeyken kendini sağdırıyor. Eğer önünde yem yoksa rahat etmiyor. Yani illaki yemini istiyor. Babam da şimdi yemi ötekine dökünce, Zümrüt'e dökünce üzülüyor. Karanfil oradan bakıyor diye. Onun önüne de döküyor. Annemin de hemen ahıra gitmesi gerekiyor. Yoksa karanfil gezelemeye başlıyor. Hani yemimi niye vermediniz diye.
Böyle kabağımı doğramaya devam ediyorum. Bakın yumurta nasıl kaynıyor arkadaşlar sobanın üzerinde. Çayım da burada kaynıyor. Şimdi oradan peyniri almam gerekiyor. Tavamı kızdırıp içine kabaklarımı atacağım. Peynir olana kadar tavamı buraya aldım. Biraz en azından yağ kızsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla yağ koymuyorum. Şöyle çok az koyuyorum. Aşırı kızgın yağda pişen yemekler çok sağlıklı değil. Böyle az yağda kendi kendine hem kavrulmuş gibi olacak hem kızarmış gibi olacak. Çok lezzetli oluyor. İçine böyle 2-3 diş sarımsak, maydanoz atarsanız sonunda çok lezzetli hale geliyor. Annem burada da yine çökelek yapıyor. Kapatmış bunu taşar diye hiç düşünmemiş. Evet, kabağımızı bu şekilde patates kızartır gibi tavama attım. Öyle yavaş yavaş kızaracak arkadaşlar. Üzerine kapağını da kapatacağım. Yağ sıçramaması için. Ama saman ne? Saman mı indiriyorsun baba? Saman mı indiriyor? Ama dikkatliyin o merdivenden. Bak. Ama dikkatliyin oradan. Oraya çıkabilmek de tehlikeli ya. Aslında dışarıdan bir merdiven yapmak lazım samanla. Dışarıdan ahşap bir merdiven. Çünkü bu demir merdivenlerin kayma tehlikesi var ya. Valla titizlikle kapatır. Aman içeriye su gelmesin yağmurda. Böyle dizi iyileşir mi arkadaşlar? Hiç zannetmiyorum iyileşmez. Evet arkadaşlar, kabağımız için maydanoz toplamaya gidiyoruz. Şimdi bahçeden maydanoz toplayacağız. Bir iki tane de yakan biber alacağım. Yakan biberi çok severim. Buradaki maydanozları annem dün toplamıştı. Şu tarafa gideyim ben. Birlikte toplayalım arkadaşlar. Kabağa maydanoz, dereotu çok yakışıyor. İsterseniz bunu sabah kahvaltısında değil, akşam yani öğlen yemeğini de yiyebilirsiniz. Biz köyde ne bulsak böyle yapıyoruz işte. Bu kabağım için yeterli. Şimdi iki tane de yakan biber alayım. Bakın hiç salatalık yok. Bitti salatalıklar. Soğuktan iyice bak küçükler büyümeden artık sararmaya başladı. Ne hale geldi ya. İşte soğuk etkiliyor arkadaşlar. Her şeyin bir mevsimi var. Şuradaki yakan biberden alayım ben. Bakın. Biraz da normal biber doğrayayım. İçine kavrulurken güzel olur. Tavuklar kavga ediyor baba. Daha acı herhalde. Şu. Tavuklar dışarı salınmadığı için şu an kavga ediyorlar. Bayağı bir kavga ediyorlar içeride. Ben de kabak kavuruyorum. Dünkü kopardığım kabağı böyle maydanozlu acı biberli sarımsaklı yapacağım. Var yine de kopardım. Niye ben yokken koparmıyorsunuz? Niye yedirmişler kabağı?
Nasıl kavga ediyorlar içeride. Sabah oldu abi. Biliyor onlar da sabah olduğunu. Ben de bunları yeni aldım arkadaşlar kendime. Köyde giymek için. Ayakkabılar çok iyi bahçeye. Evet arkadaşlar, yakan biber. İçine doğradım sarımsak. Böyle kızartıyorum. Çok güzel kokuyor. Babam diyor ki git öbür kabağı da kopar. Şimdi üzerine en son maydanoz atacağım arkadaşlar. Diğer kabağı da kopar diyor. Güzel yapıyoruz hadi. Bak. Yakan biber acayip yakıyor ama inşallah elimi de değdirdim. Yıkayacağım şimdi birazdan yine. Bakayım böyle bakalım. Aynen. Bütün sarımsaklar görünüyor. Normal yeşil biber de kattım. Yakan biber de. Şimdi maydanozlarımı yıkadım. Bakın. Böyle doğrayacağım üzerine. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maydanozumu da ekledim. İsterseniz siz dereotu da ekleyebilirsiniz ama dereotunu en son ekleyin. Çok yakışır. En son ekleyin çünkü dereotu kavurmayın. Maydanozu burada kavurması altını da güzel oluyor. Altını kapatın, ondan sonra ekleyin. Ve Seyfi hocam, bu sabah sana güzel bir kahvaltı hazırladım. Değişiklik oldu. Değişiklik oldu. Seyhan bunu hayatta gidip koparır yapmazdı böyle. Ben kendime göre. Yumurtamız da burada haşlandı. Köy yumurtası, şehir yumurtası aldım bir de. Annem özlemiş. Annem köyde köy peyniri, şehir peyniri özlüyor. Böyle mutfakta arkadaşlar süt, peynir bilmem neler yapıldı mı mutfak acayip karışıyor. Yani sıvı bulaşık ilacı sırf bunları yıkamaya gidiyor. Aynen. Çok karışıyor. Annemin çökelek torbası. Şişe torbasıydı bu. Defakto. Tamam, peynir torbası. Güzelce yıkamış, peynir torbası yapmış. Kafayı kullanacağım hep böyle. Aynen. Kafayı kullanma. Köy şey, kafayı kullanma. Değerlendireceğim. Buna çok da bir tuz atalım. Bir şey olmuş şöyle. Yani daha ben buna pul biber falan atmıyorum çünkü bunun biberi buna yeter. Gelin kukiler, gelin. Sabah oldu. Kukiler yine salındılar. Ne oldu oğlum? Dörtlü ekip, günaydın. Evet, günaydın. Sen uçacaksın mı bu tarafa? Gelme gelme, hayır. Bakın ha. Ne oldu bu tarafa geçtiğinde? Hoş geldin. Ne istiyor? Bak, beni gördü, bu tarafa geldi. Ne yiyecek acaba? Şöyle kabuk. Şu an kahvaltı yapacağız sonra. İnek şimdi yem yedi. Ah. Hadi tıkla onu. Kimseye dert verme yarabbim. Amin. Seyfo'nun kolu ağrıyor arkadaşlar. Kolum ağrıyor. Şunu bahçede boş... düştüm. O yüzden kolum ağrıyor. Kolumun o şeyi var ya, omurga. Oraya zarar gördü. Aa, benim aldığım kremden sürelim oraya. Beni böyle ayakta gezerken iyi bilirler. Oh oh oh. Erbey bayıldı gitti buna. Karadeniz'in has yemeklerinden kabak kavurması. Diyecekler ki sabah sabah da kabak kavurması yenir. Vallahi yenir arkadaşlar. Vallahi bak, burada olsanız siz de yersiniz yani bence. Herkes yemez de. Aynen. İçinden diyenler çıkar. Getir de son salatalığımızı da yiyelim bari. Bahçede az önce baktım. Yok. Anne, küçük salatalıklar sararmaya durmuş. Büyümüyorlar. Yok. Büyümüyorlar, büyümüyorlar. Gecenin soğukları başladı ya. Ha, ben şimdi taze çökelek yiyeceğim. Çok üzgünüm, dünyanın salatalığı gitti. Dünyanın çiçeği, dünyanın domatesi gitti şu anda. Bir anda soğuk geldi o yüzden. Bir anda soğuk geldi. Şimdi ben taze çökelek yiyeceğim. Az koy be, çok o. Harinan alayım. Azıcık tuz ekle üstüne. Harinan alayım, ye gitsin. Bu kadar da inek bakmam, belki tadını çıkarın.
Bak, herkes şehir peyniri yesin, ben köy peyniri yiyeceğim. Diyetisyenler bunlara bir yiyen diye. Tommy kim ağlıyor? Tommy! Tommy! Tommy boşa avlanmaz. Tommy! Tommy! Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Hani benim oğlum? Hani benim oğlum? Hani? Bir yandan anneme kuyruk sağlıyor. Hani benim oğlum? Ne var orada? Büyük koyun köpekleri geliyor. Onlar olabilir. Acaba? Benim oğlum herkese karşı koyuyor. Korkmuyor, korkmuyor. Büyük de olsa korkmaz. Bak oldu da dönüyor. Küçük de olsa korkmaz. O ne anne? Bizim öbür büyük. Babam mı yapıyor onu? Az, az babama bak ya. Kahvaltı hazır, kahvaltı. Koyun köpekleri var, geliyor be. Ben de koyun köpeği oluyor zannediyorum. E tamam, Tommy neye ağlıyor? Şu an ne geliyor bu yukarıda? Sincap falan mı gördüler acaba? Ağanın arkasına baksana, koyun köpeği mi geldi? Hem ben seni bekleyeyim yarım saat ağacından bayılacağım. Zümrüt bakıyor. Zümrüt! Kızım! Su içiyor herhalde. Senin... Sabahları mallara su veriyoruz. Herkes veriyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Susamış. Tablo gibi gökyüzü ya. Akşamdan sabah susamış. Şu gökyüzüne gibi. Bak, genel telefondan bak ya. Bak. Hava bulutlu, hava bozuk. Karadeniz bugün bozuk. Bugün hava bozuk. Öyle değil mi? Hava yine bulutlu. Yani yağmur yağıyor. Yine bugün benim bozuk. Tommy. Aha, babam Zümrüt'ün duvasını seviyor. Yarım kova su içti diye. Yarasın kızıma. Şu zeytine yağ koysan anne. Yarasın kızım. Yarasın. Bilmiyorum. Çok kötü düşüncelerim var Zümrüt. Nasıl vereceğim ben ellere? Ellere niye verelim Zümrüt'ü ya? Bir yere verdiğimiz yok. Seyirciler, Zümrüt'ü satabilirim ha. Her zaman videolarda... Evet ya arkadaşlar. Videolarda şaka yapıyor Seyfo. Bakayım müşterisi çıkayım. Canım hakiki zeytinyağı koydu annem bunu. Aslında Antalya'da biz hep yeşil zeytin yiyorduk. Sipariş edeyim. Kaynım var Antalya'da, göndersin. Kaynım olmak kolay mı öyle? Peynir daha suyunu çekmedi. Ben bu peyniri yiyeceğim. Daha peynir suyunu salmış şu anda. Duvarın üstünde kabak kabak. Daha suyu geçmedi. He? Suyu geçmedi daha. Allah razı olsun hayvanımdan. Ya insan aç kalmıyor köyde. Bağda, bahçeden yani otu topla, kazıya topla. Bir gün de kazacak toplayıp kavralım anne. Eskiden çocukken yapıyordu, şimdi yapmıyor. Niye kazacak dolu bahçe? Çık diyor. Dün çekmedim arkadaşlar? Siz şahitsiniz. Onlar büyümemiş daha. Ha, doğru. Böyle şey gibi büyüyor. Böyle bıçakla kesiyoruz değil mi? Yani. Ama çok lezzetli oluyor tane kavurması. Erbey! Hatice, Ayşingem yanına gidiyorum bugün gezmeye kız. Bir şey diyor musun? Arada gelin, benim evimi şenlen dedi ya. Ne yapsın Ayşingem? Geçen gün gittim, çayını içtim. Ne yapsın kızım, köyde tek başına. Bir şeyler yapıyor yine. Turşu koyuyor. Ayşingem'in bahçesini inek yemiş. Tarık olsa şimdi der ki bu kahvaltıda bir şey eksik. Reçel. Reçel kahvaltı yapmıyor. Ya bal olacak, ya pekmez olacak, ya reçel olacak. Selma'nın gelen sarallesini kedi indirmiş, düşürmüş, yemiş saralleyi. İki günde ortadan kayboldu. İki günde kayboldu ortadan. Bizim Samalık'ta herhalde o buzun yattı, şekeri çıktı. Öyle dediler, komaya girdi ya. Salatalık doğrayayım ben. Niye? Küstün mü salatalığa? Şu çuval dışarı atalım. Ben sevmiyorum böyle mutfakta çuval falan. Babanın işleri. Ben olmasam var ya, babanın hep buralar çuval yuvar. Balkonda dursun ya, iki adımlık yer. Oradan getirin o durum. Kapıdan içeri girelim, usul güne çıkar giderim. Adam öyle. Oh, semaver çayımız kaynıyor. Nasıl inmiş çay dibine bak. Demlenmiş. Selamlar yolluyorum. Almanya'ya sürekli selam yolluyorsun Seyfucuğum. Ben de orduluyum.
Ün yerisin. Ün ye, orada fark etmiyor. Aynen. Kardeşleri ün yedi. Kanım çekiyor çünkü. Oradayı kanım çekiyor ne kadar da olsa. Çocuk yaşta gelmişim buraya Seyfucuğum. Artık sen buralı olmuşsun. Buralı oldum. Seni ünye de tanımıyorlar, termi de tanıyorlar. Buralı oldum da ölünce babamın yanına gitmek istiyorum. Bilmiyorum bu mezarlığa yatar mıyım ya kalmayayım. Orası çok uzak. Ay, uzak olsun ya, altı zarap oldum, her yeri yakıyorum. Kocan nereye, sen oraya. Bundan sonra böyle. Diyorsun.